InSight uzay aracı, Mars'a en son varış. Tam 7 ay süren uzun bir yolculuktan sonra 26 Kasım 2018'de Mars yüzeyine indi. Aslında Mars'a inmek o kadar kolay değil. Son yıllarda dronlar o kadar yaygın ve güvenilir hale geldi ki uçan kuryeler olarak bile kullanılabilirler ve radyo kontrollü uçakların düzenli bir hava taksi hizmeti yürüteceği zaman çok uzak değil. Bununla birlikte son yıllarda robotik uçuştaki önemli ilerlemelere rağmen Mars yüzeyine bir sonda indirmek tehlikeli ve çok karmaşık bir girişim olmaya devam ediyor. Mars'a yapılan uzay görevlerinin tarihi başarısızlıklarla doludur. Hem gezegenin yörüngesine girme girişimlerini hem de yüzeyine inmeyi ilgilendiren başarısızlıklar. Bu güne kadar Mars'a 45 misyon başlatıldı. Birincisi 1960'ta Sovyet Mars 1M ydi. Sonuncusu ise 26 Kasım 2018'de Elsuyun Planetia'nın engin genişliğine inen NASA uzay aracı InSight'tı. Bu 45 görevden 19'u başarılı oldu, başarısızlıkların sayısı ise 23 idi. Başarısızlıkla karışık başarılı görevler ise 3 taneydi. Mars'a inmek neden bu kadar zor? Çeşitli nedenlerle. Öncelikle Mars'a gitmeniz gerekiyor ve bu basit bir şey değil. Yaklaşık 2 yılda bir meydana gelen en uygun durumda dünya ile Kızıl Gezegen arasındaki mesafe sadece 55 milyon kilometreye kadar kısalmaktadır. Ancak bu mesafe duvarda aslında bir hedefe fırlatılan dart gibi doğrudan bir yörünge izlenerek kapatılamaz. Mars ve Dünya uzayda hareketsiz değil. Güneş'in etrafında farklı hızlarda dönüyorlar. Bu Mars'a ulaşmak için Dünya'dan Mars yörüngesine geçişi tasarlayan eliptik bir yörüngeyi takip etmeniz gerektiği anlamına gelir. Teknik olarak adıyla Hohmann transfer yörüngesi. Yörünge hareketlerinden kaynaklanan bu komplikasyon nedeniyle Mars'a yaklaşmadan önce seyahat etme mesafesi çoğalır. Yaklaşık 55 milyon kilometre değil, 450 milyon kilometreden daha fazla. Seçilen uçuş yörüngesine bağlı olarak Mars'a olan mesafeyi karşılamak için gereken süre 6 ay ile 1 yıl arasında veya daha fazla değişebilir. Bu uzun yolculuk sırasında girişimin ilk kritik anı olan kalkıştan başlayarak her şey yanlış gidebilir. Eğer fırlatma başarılı olursa ki başarısız olması da mümkündür, bir sonraki kritik an Mars ile karşılaşmadır. Gezegeni biraz önce açıkladığım Hoffman transfer yörüngesiyle ortalamak kolay bir iş değildir. Uzay aracının ve Mars'ın belirli bir anda tam olarak nerede olduğunu belirlenmesine dayanan kapsamı karışık hesaplamalara bağlı olan yolculuk sırasında rota düzeltme manevraları yapmak gerekir. Bu bilgi yeterince kesin değilse örneğin sonda tarafından gönderilen eksik veya yanlış veriler nedeniyle Mars ile karşılaşmanın kötü bir şekilde sona ermesi mümkündür. Ya uzay aracı hedefi ıskalayıp uzayda kaybolur ya da Mars atmosferine girip yere düşer. Bu tür bir sorun Eylül 1999'da Mars'ın yörüngesine girmeyi başaramayan NASA'nın Mars Climate Orbiter'ında meydana geldi. Çünkü gezegenin yüzeyine oldukça fazla yaklaşılmıştı ve yörüngeye yerleştirilememişti. Kazanın yazılımda İngiliz ölçü birimlerinin metrik sisteme yanlış çevrilmesinden kaynaklandığı belirtildi. NASA ekibi hesaplarında inç ve fit gibi İngiliz ölçü birimini projeye katılan diğer ekipse metrik sistemi kullanmıştı. 125 milyon dolarlık uydu yörüngeye sabitlenmeye çalışırken Mars'a olması gerekenden daha fazla yaklaştı ve atmosferde yanarak imha oldu. Mars'a fırlatma ve seyir doğru şekilde gerçekleşirse nihayet en azından bir gezici taşıyan görevler için en kritik an gelir. Gezegenin yüzeyine iniş. Karşılaşılması gereken ilk büyük sorun radyo sinyallerinin gecikmesidir. Ortalama 12,5 dakika ile dünyadan Mars'a bir komut göndermek ve geri dönüş sinyalini almak için gereken dakikalar kadar dünyadan gerçek zamanlı olarak bir sonların Mars yüzeyine inişini kontrol etmek maddi olarak imkansızdır. Bu nedenle tüm prosedür otomatikleştirilmelidir. Bu, birbirine mükemmel şekilde uyması gereken karmaşık bir işlem dizisini yönetebilen bir araç bilgisayarı yardımı olmadan kontrollü bir iniş yapmanın mümkün olmadığı anlamına gelir. Dünya'dan müdahale etmenin tamamen imkansızlığı nedeniyle Mars atmosferine giriş ile iniş arasındaki zaman aralığı astronomlar tarafından 6 veya 7 dakikalık terör olarak adlandırılmıştır. Dünyada Mars'tan bir sinyal bekleyenler için yıllarca süren tasarımın, yüz milyonlarca dolarlık yatırımın ve tüm kariyerlerin başarısının veya başarısızlığının bağlı olduğu stresli dakikaları da unutmamak gerek. İlk riskli işlem tam olarak 12 derece civarında olan doğru eğim açısı ile gerçekleşmesi gereken atmosfere girmektir. Bu noktada ön ısı kalkanı baş kahraman olur. Cihazın iki temel işlevi vardır. 1. Atmosferik sürtünmeden dolayı 20.000 km bölü saatin üzerindeki bir hızdan yaklaşık 1600 km bölü saate 2 dakika içinde geçen aracın kinetik enerjisinin çoğunu absorbe etmek. 2. Hassas aletleri ve probun elektronik bileşenlerini 1000 santigrat dereceyi aşan sürtünme tarafından üretilen sıcaklıktan korumak. Daha sonra yerden yaklaşık 9 ila 10 kilometre yüksekte inişi daha fazla frenleme görevi yardımcı bir paraşütle desteklenebilen büyük bir paraşüte geçer. Ancak Mars'ın atmosferi dünyadakinden çok daha seyrek olduğu için paraşütün etkinliğinin sınırlı olduğu ve başka frenleme cihazlarının yokluğunda paraşütün değerli yükün yerde parçalanmasını engelleyemeyeceği sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle sonda yüzeyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çalışmaya başlayan retro roketlerle donatılmalıdır. Bu roket SpaceX'in roketlerini yeryüzüne geri döndürürken kullandığı cismin hareket yönüne zıt bir yönde çekiş yapan bir rokettir. Bu roketler açıldıklarında uzun bir otomatik manevralar dizisi zaten kusursuz bir şekilde gerçekleşmiş olmalıdır. Atmosfere doğru bir açıyla girmek için konum düzeltmesi, paraşütün açılması, ön ısı kalkanının serbest bırakılması, arka kalkanın ve paraşütün serbest bırakılması, yerden uzaklık değişikliklerini ölçmek için bir altimetrenin çalışmaya başlaması, Tüm bu prosedürler tamamlandıktan sonra uzay aracı sorunsuz bir şekilde Mars yüzeyine inmişse bu çok büyük bir başarıdır. Geçmişten öğreniyor ve geleceği planlıyoruz. Yaptığımız her hata önümüzdeki projeler için bir tecrübe oluyor ve bizi daha bilinçli bir hale getiriyor. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.